Biz eğitimli olmak zorundayız. Hunat TV ekranlarında yayınlanan Muhtarlar Konuşuyor programına konuk olan Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Muhtarı Levent Karakaya eğitim konusuna dikkat çekti. Biz şehrimizde eğitim noktasında da bununla ilgili eksiklerimizi gidermek zorundayız. Bu sorunları çözmek zorundayız. Evet. Ben bunu her zaman gündeme getireceğim. Çünkü ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Ben kimseyi kırmak ya da kimseyi üzmek için bunları söylemiyorum. Bunun bir ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Bunu söylemezsek bunun da üzerimize bir vebal olduğuna inanıyorum. Muhtar Karakaya, mahallelerindeki okul eksikliğinin en kısa sürede giderilmesi yönünde çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Benim mahallemde Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu ve Ortaokulum vardı. Deprem yönetmeliği gelince okulumun bir tanesi yıkıldı. Evet. Ve bölgemizde çok ciddi derece bir okul ihtiyacı var. Okullaşma olarak? Okullaşma olarak var. Evet. Kesinlikle çok ciddi derece bir ihtiyaç var. Özellikle bundan dolayı yerel yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız, diğer yöneticilerimiz, kaymakamlık olsun, valilik olsun bu konuyla ilgili ciddi ve radikal kararlar almak zorundalar. Şöyle söyleyeyim, Sümer Köprüsü'nden indiniz, evet. Sağınızda Ahmet Eren Anadolu Lisesi var, şu an ikili eğitim yapıyor. Devam ettiniz, Atatürk Anadolu Lisesi var, ikili eğitim yapıyor. Sola döndünüz, Turgut Reis Caddesi'ne girdiniz, sağ tarafta Ulubaş, Sümer Ulubaş Ortaokulumuz var, ikili eğitim yapıyor. Sol tarafta Avukat Ahmet Ulucan var, ikili eğitim yapıyor. Devam ediyoruz, Kocasinan Anadolu Lisesi var, ikili eğitim yapıyor. Bu tarafa geldik, Gazi Osman Ortaokulu var, ikili eğitim yapıyor. Yani aslında bu sorun yalnızca Barbaros Mahallesi'nin sorunu değil. Yani evet bizim sorumuz var. Bununla ilgili sorunların çözülmesi lazım. Arsaların imar projesinde okul arsası olarak belirtilen yerlerin temizlenerek çok hisseli değil. Mesela okulumuz var, ben haritada da belki ekranda kayıyor zaman zaman. Orada da mesela bir okulla alakalı koydum. Mesela hissedar sayısı çok fazla. Bizim bu süreci artıya çevirmemiz lazım. Mesela şehrimizde özellikle bununla alakalı nitelikli okul sayısının arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Belki bu tür konuşmalar, belki izleyicilerimiz tarafından ya muhtar bu konulara niye giriyor? Ama ben şuna inanıyorum. Ben eğitimin şart olduğunu, toplumun güçlendirme noktasında eğitimin şart olduğuna inanıyorum ki eğer mahallelerimizdeki, çevremizdeki okullarımız güçlü olursa mahallelerimiz daha güçlü olacak. Biz bununla ilgili uyuşturucuyla ilgili mücadelemizde, bununla ilgili toplumsal olaylardaki mücadelelerde daha başarılı olacağımıza inanıyorum.